Evet, ikinci dereceden eşitsizlikler anlatım videosuna hoş geldiniz. İkinci dereceden eşitsizliklere başlamadan önce bazı fonksiyonların grafiklerini çizelim ve bunları yorumlayalım. Daha sonra da buradan eşitsizliklere bir adım atacağız. Şimdi diyelim ki fx eşittir x kare artı x eksi 6. Evet, peki. Eğer bu fonksiyonun x eksenini nerede kestiğini yani köklerini bulmak isteseydim, ikinci dereceden ifadeleri çarpanlarına ayırırken bunu öğrenmiştik. fx eşittir 0 derdim öyle değil mi? Çünkü x eksenini kestiğinizde fx 0'a eşit olur. Buna göre x kare artı x eksi 6 eşittir 0 diyeceğiz. Ve bu ikinci dereceden ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Bu x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Böylece bu ikinci dereceden fonksiyonun köklerinin x eşittir eksi 3 ve x eşittir 2 olduğunu bulmuş olduk. Bunu gözümüzde nasıl canlandırabiliriz? Şimdi önce bu ikinci derece fonksiyonu bir çizelim. Bunlar düzgün olmayan doğrularım. Buna göre kökler x eşittir eksi 3 yani bu buradaki x eksi 3 y 0 da değil mi? Tanıma göre köklerin birisi f(x)'in 0 olduğu yerde burada y koordinatı 0 ve buradaki noktada 2,0. Bir kez daha bu x ekseni ve bu y yani f(x) ekseni. Ayrıca y eksenini kestiğimiz noktanın eksi 6 olduğunu da biliyoruz. Ve grafik bunun gibi Evet, bunun gibi gözükecek. Benim çizdiğim kadar engebeli değil. Evet, eğer daha önce düzgün bir parabol görmüşseniz sanırım genel fikri anlıyorsunuzdur. X burada eksi 3 ve burada 2. Oldukça açık. Kökleri bulduk. Nasıl gözüktüğünü gördük. Peki, eğer fx eşittir 0'ın nerede olduğunu bulmak istemek yerine ki bunlar buradaki iki noktadır. Ya eğer fx'in nerede 0'dan daha büyük olduğunu bulmak isteseydik? Hangi x değerleri fx'i 0'dan daha büyük yapar? Veya başka bir şekilde söyleyecek olursak hangi değerler bu ifadeyi geçerli kılar? x kare artı x eksi 6 büyüktür 0. Peki, bu sadece fx. Grafiğe bakarsak, fx ne zaman sıfırdan daha büyük oluyor? Eğer bu fx ekseni ise ne zaman pozitif bölgedeyiz? Burada fx sıfırdan daha büyük değil mi? Bunu başka bir renkle çizeyim bir saniye. Burada sıfırdan daha büyük. Çünkü x ekseninin üstünde ve fx burada sıfırdan büyük. Peki hangi x değerleri bunu doğru kılar? Bakıyoruz x eksi 3'ten küçük olduğunda doğrudur. Tamam. Veya X 2'den büyük olduğunda da doğrudur, öyle değil mi? Çünkü X 2'den büyük olduğunda f(x) yine 0'dan büyüktür ve X eksi 3'ten küçük olduğunda yine f(x) 0'dan büyüktür. Buna göre bu ikinci dereceden eşitsizliğin çözümü ve aslında bunu görsel olarak çözdük: X küçüktür eksi 3 veya X büyüktür 2. İsterseniz bunu test edebilirsiniz, mesela eksi 4 sayısını deneyebilirsiniz. Ve burada fx büyüktür 0 elde edeceksiniz. Bunu burada deneyebilirsiniz veya 3 sayısını deneyebilir ve bunun çalıştığından emin olabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Diyelim ki örneğin 0 sayısını deneyebilir ve 0'ın işe yaramadığını da görebilirsiniz. Çünkü 0, 2 kökün arasındadır ve oradaki fx değeri negatiftir değil mi? x 0'a eşit olduğunda fx eksi 6'dır ve bu kesinlikle 0'dan küçüktür. Sanırım bu size ikinci derece eşitsizliği ne olduğuna ilişkin bir fikir verdi. Şimdi bu görsel bilgiyi aklımızın bir kenarında tutarak başka alıştırmalar yapalım. Bu sefer tümünü çizmeyeceğiz. Belki sadece önemli noktaları çizeriz. Evet. Şimdi size biraz daha zor bir soru vereyim. Diyelim ki, diyelim ki eksi x kare eksi 3x artı 28 ee, ...büyük sıfır. Evet, bunu merak edelim. x karenin önündeki bu eksi işaretinden kurtulmak iyi olur değil mi? Bunun burada olmasını istemiyorum. Çünkü çarpanlarını ayırmayı daha zor hale getirecek diye düşünüyorum. Onun için her iki yanı eksi 1 ile çarpacağım. Evet, her iki tarafı... Eksi 1 ile çarpıyorum. x kare artı 3x eksi 28 elde ettim ve negatif bir sayı ile çarptığınızda veya böldüğünüzde eşitsizliğin yönü değişir değil mi? Yani şimdi bu küçüktür 0 olacak. Eğer bunu çarpanlarına ayırırsak, x artı 7 çarpı x eksi 4 küçüktür 0 elde ediyoruz. Buna göre eğer bu 0'a eşit olsaydı bu fonksiyonun iki kökünü biliyor olacaktık. Şimdi fx fonksiyonunu tanımlayalım. Fonksiyon fx eşittir. Aslında bunu bu veya bu olarak tanımlayabiliriz. Zira bunlar aynı şey ancak kolay olması için x artı 7 çarpı x eksi 4 olarak yazalım. Bu fx'ti değil mi? Güzel. Çarpanlarını ayırdığımızda bunun köklerini biliyoruz. Kökler x eşittir eksi 7 ve x eşittir 4. Evet, şimdi bilmek istediğimiz şey şu. Hangi x değerleri bu eşitsizliği doğru kılar? Eğer bu bir eşitlik olsaydı işimiz bitmiş olacaktı. Ancak bu eşitsizliği neyin doğru kıldığını bulmak istiyoruz biz. Evet, bu bir eşitsizlik. Size bir ipucu vereyim. Bu her zaman iki kökün arasındaki veya iki kökün dışındaki sayılar olacak. Yani bunu bir testte veya başka bir yerde yapıyor ise ya köklerin içindeki ya da iki kökün dışındaki sayıları denemem yeterli olacak aslında. Buna göre şimdi x eşittir eksi 7 ve x eşittir 4 arasında bir sayı seçelim. x eşittir 0'ı deneyelim. Şimdi, f 0 eşittir. Bunu burada yapabiliriz. f 0 eşittir 0 artı 7 çarpı 0 eksi 4'tür. Bu da 7 çarpı eksi 4'tür ve bu da eksi 28'dir. Buna göre, f 0 eşittir eksi 28. Şimdi bu 0'dan küçük müdür. Evet, öyle, 0'dan küçüktür. Buna göre, 2 kökün arasında olan bir sayı, herhangi bir x değeri işe yarıyor. Yani burada cevabın 2 kök arasındaki tüm x'ler olduğunu, hemen söyleyebiliyorum. Yani bunun çözümünün eksi 7 küçüktür x küçüktür 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer yol. Köklerin dışında bir sayıyı deneyebilirdiniz. Eksi 7'den daha küçük veya 4'ten daha büyük. Diyelim ki 5'i denemiş olsaydınız, x eşittir 5'i deneyin. Bu durumda f5 eşittir 12 çarpı 1 olurdu değil mi? Ve bu da 12'ye eşit olurdu f5. 12'dir. Bu sıfırdan küçük müdür? Hayır. Yani bu işe yaramazdı. Buna göre bir kez daha bu bizim doğru aralığı bulduğumuz konusunda bize güven veriyor. Ve eğer bunu görsel olarak düşünmek isteseydik, eğer bunu görsel düşünürsek ki bence bu çok mantıklı ancak belki de ben taraflı düşünüyorum. Dur, ooo bir saniye bu çok şişman oldu. Evet, eğer bakarsanız görsel olarak böyle görünüyor. Parabol bu. Bu fx. Burada kökler eksi 7,0 ve 4,0 ve bu iki sayı arasındaki tüm x değerleri için fx sıfırdan küçük ve bu çok mantıklı. Çünkü fx ne zaman sıfırdan küçüktür? bu f(x)in grafiği değil mi ve f(x) ne zaman negatif değerler alıyor? Tam burada. Hangi x değerleri bize bunu veriyor? Buradaki tüm x değerleri. Umarım grafiklerle aklınızı fazla karıştırmıyorumdur. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Kökleri niye dahil etmiyoruz? Peki, bunu deneyebilirsiniz. Köklerde fx eşittir 0 oluyor, öyle değil mi? Eğer bu küçük ya da eşit olsaydı, bu durumda cevap eksi 7 küçük ya da eşit x, o da küçük ya da eşit 4 olurdu. Umarım bu size anlamlı gelmiştir. Sadece köklerin arasındaki sayıları denemelisiniz ve köklerin dışındaki sayıları denemelisiniz ve bu size hangi aralığın eşitsizliği doğru kıldığını gösterecek. Kökler zaten fonksiyonu sıfıra eşit kılan değerler. Bir sonraki sunumda görüşürüz.